Hoş geldiniz değerli dostlar. Sürpriz yok. Tayyip Erdoğan'a hakaret etmekten yine hapis cezası aldım. İstanbul Anadolu Adliyesi 53. Asliye Ceza Mahkemesi 11 ay 20 gün cezaya hükmetti. Emin olun neden ceza verildi? Somut bir gerekçe yok. Burada YouTube kanalımda yaptığım yorum ve analizlerimde hakaret ettiğim ileri sürüldü ki hangi ifademle hakaret ettim belli değil yani ortaya konamadı. Öyleyken kimi kime şikayet edeceksin? Tuhaf olan davanın Ankara'da değil İstanbul Anadolu Adliyesi'nde açılması ve orada görülmesi ki ne davacı Cumhurbaşkanı ne de ben İstanbul'da değil Ankara'da ikamet ediyoruz. Sözde hakaret suçu da yine Ankara'da işlendi. Öyleyken Tayyip Erdoğan'ın avukatı davayı Anadolu Adliyesi'nde açtı. Niye acaba? Bu duruma baştan itiraz ettim. Lakin kimin umurunda? Sonuç ortada hapis cezası. Belli ki seçime doğru korku salınıp sesimizi kısmaya çalışıyorlar. Ancak bilsinler biz böyle şeylerle yılıp boyun eğmeyiz. Hukuk ve ahlak içinde kalıp işimizi yapmaya devam edeceğiz. Bizi takip edenler biliyor kimsenin iti, köpeği, müridi, mankurdu olmadık ve olmayacağız. Yani her şeyi ve her herkesi eleştirmeye devam edeceğiz ki an itibarıyla Süleyman Soylu'dan Devlet Bahçeli ile Tuncay Özkan'dan Fikri Sağlar'la İyi Partili Meral Akşener'in akrabası Ümitlik Bayır'dan Halk TV sahibi Cafer'e kadar her kesimle mahkemeliyiz. Abartmıyorum, bugünün Türkiye'sinde emin olun sadece iki elin parmak sayısı kadar bağımsız, bağlantısız gazeteci var. Pek çok muhalif kılıklılar dahil medyanın yüzde 98'i maalesef birilerinin köpeği ve de müridi durumundadır ifade ettim. Bizde pes etmek yok, mücadeleye devam edeceğiz. Siyasi gündeme gelirsek Tayyip Erdoğan dün şöyle bir laf etti. Yunan siyasetçilerini kızdırarak üstümüze salanlar büyük Türkiye'yi engellemek istiyorlar. Evet isim vermiyor yine hayali bir düşman gösteriyor. Pardon ama Türkiye'nin Yunanistan politikasını Tayyip Erdoğan değil de dış güçler mi belirliyor? Ege'de 19 adamımızın AKP döneminde işgal edilmesine suskun kalınmasından uzaylılar mı sorumlu? Yine birkaç gün önce edilen bir gece ansızın gelebiliriz sözünü Tayyip Erdoğan değil de başkaları mı etti ve ettiyse kimdir onlar? İş politik hesaplar adına Yunanistan üzerinden şov yapacaksın yani atıp tutacaksın sonra karşılık aldığında Yunan'ı üstüme salıyorlar deyip Zivana'dan çıkan, küstahlaşan Yunanistan'a cevap bile veremeyeceksin. Evet maalesef hadise aynen budur. Yani açıktan geri adım atmaktır ki bu artık hep olmakta. Türk kamuoyu anlaşmaları çiğneyerek adalara silah çıkaran Yunanistan'a açık net tavır beklerken... Tayyip Erdoğan suçu Yunanistanlı kışkırtanlar diyerek adını veremediği, vermediği hayali düşmanlara atıyor ve bu şekilde aslında Palikarya'nın yaptıklarına boyun eğiyor. Ortada bir ifal yani suç varsa ki var, kışkırtan var diyerek ifal eden suçluyu görmezden mi geleceksin? Ey Tayyip Erdoğan, bak show adına bir gece ansızın gelebiliriz diye Tuhaf bir laf ettim ve Yunan hemen adalara sadece Cumhurbaşkanı'nı değil silahlarını gönderdi. Öyleyse sen de yapsana gereğini. Eğer bunu yapamayacaksan ikide bir amiyane tabirle kolpa çekmek yani boş tehditler sallayarak Türkiye'nin itibarını yere sermek söyle devlet adamlığı mıdır? Değerli dostlar aynı şey sürekli yapılıyor. Mesela 3 ay önce de Suriye için benzer nakarat seslendirilmişti. Keza PYD PKK'ya operasyon diye başlatılan askeri harekat Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın tehdidiyle anında sollandırılmadı mı? Türkiye gibi bir devlet edilen bir sözün ve alınan bir kararın nereye gideceğini ve sonuçlarının ne olacağını niçin düşünmez ve hemen akabinde çark ederek nasıl gülünç duruma düşülür emin olun manzara her yerde aynı yani çöküş ve tükeniştir. Yıllardır bitti palavrası atılan PKK'ya karşı 16 Nisan'dan bugüne pençe kilit operasyonları bağlamında 55 şehit verildi. Kamuoyunun haberi yok çünkü ne medya yazıyor ne de muhalefet gündeme getiriyor. Keza IŞİD'in yaktığı iki Mehmetçiğimizin olayı Tayyip Erdoğan zarar görmesin diye kamuoyundan gizlendi ve de katillerinin üstüne gidilmedi. Aynı şekilde futbolda bile nüfusu 53 bin olan Fareo adalarına bile yenildik. Zira saray yönetimi her şey gibi futbolumuzu da tarumar etti. Sadece milli takım değil futbol kulüplerinin pek çoğu da batmak üzere. Zira amaçları kulüpleri batırıp yandaşlarının satın almasını sağlamaktır. Öyleyken muhalefet bu gibi şeyleri hiç ağzına almıyor. Özellikle Meral Akşener aylardır parlamenter sistem isterim dışında tek bir sözü yok. Açık konuşacağım. Bunun izahı sadece çapsızlık, yetersizlik değil aynı zamanda rehin düşmeyi çağrıştırıyor. Belli ki Meral Akşener saray karşısında özel konuları noktasında boynu eğik ve Erdoğan'ın üstüne gidemiyor. Değilse söyleyin Devlet Bahçeli bile alanlara çıkmış iken seneler geçti. Meral Akşener niçin mitinglerle iktidarı sarsmıyor ve Tayyip Erdoğan'ı üzecek adam gibi tek bir söz etmiyor? Üzgünüm Devlet Bahçeli'den kaçarken Meral Akşener'e tutuldu. Yahu bu ülkede sağ cenahta Tayyip Erdoğan'a meydan okuyabilecek, bagajı temiz biri, Tayyip Erdoğan'dan korkmayan biri yok mu? Değerli takipçilerim, Erdoğan bağlamında dramatik bir fotoğraf daha aktarayım. Tayyip Erdoğan İran'da başörtüsünü tam örtmediği için yani kılları göründü diye katledilen 22 yaşındaki genç kız için günler geçti hala tek kelime bile etmedi ki Allah aşkına birinin insan hakkını savunmak için illa da başörtülü olması mı gerekiyor ne yani saçını gizlemeyen insan değil mi Benzer şey başka bir yerde tersinden olsa. Yani saçını örttüğü için bir genç kız karakolda dövülerek öldürülse Tayyip Erdoğan İslam'ın halifesi edallarıyla ortaya çıkmaz mıydı ki daha önce bu tür şeyleri çok yaptı. Bakın bu bağlamda yeni bir örnek adı Kara Davi Müslüman Kardeşler örgütünün Mısır'daki şeyhi bu herif dün öldü derken Tayyip Erdoğan hemen telefona sarılıp oğlunu aradı ve baş diledi. Aklı mafsalam almıyor. Mısır'daki dinci örgüt mensubu bir şehle laik Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığı'nın ne alakası olabilir? Ama öyle değil işte Tayyip Erdoğan'ın o tür isimlerle o tür örgütlerin şeyhleriyle yakınlığı görüldüğü gibi ortadadır ki bunun ne manaya geldiğinin yorumunu size bırakıyorum. Evet, saçının kılı görüldü diye dövülerek öldürülene başsağlığı yok. Dinci örgütün şeyhine başsağlığı var. Değerli seyircilerim gelelim Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı emri vakisi sonrasındaki tabloya. CHP liderinin son tavrı ile bir şey artık netleşmiştir. Altılı masa aslında Kılıçdaroğlu'nu aday yapmak için yani onun bütün Türkiye'yi temsil ettiğini güya göstermek için kurulmuş mer. Ali Babacan'la Ahmet Davutoğlu gibi AKP yıkımlarında başrol oynayanlara sandalye verilmesi değer atfedilmesi bundan dolayıymış. Keza Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme tiyatroları da anlaşıldı meğer bunun içinmiş. Bu durumda Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını içeride Türkiye'de engelleyecek bir dinamik yoktur. Çünkü onu yapabilecek tek isim olan Meral Akşener Kılıçdaroğlu'nun aday olmasından Tayyip Erdoğan da çok memnun olacağından ötürü anında evet demiştir. Peki durum buysa Cumhuriyet Halk Partisi liderinin adaylığı yüzde yüz tamam mıdır diye sorarsanız ben hala evet demiyorum. Zira hadisenin iç dinamikler gibi bir de dış dinamikler boyutu var. Amerika Birleşik Devletleri Putin'in Tayyip Erdoğan'ı desteklediğini hatta ona angaje olduğunu görüyor, biliyor. Dahası Tayyip Erdoğan'a destek adına milyarlarca doları Türkiye'ye gönderdiğini ve önümüzdeki süreçte yine göndereceğinin de farkındaki bunun okuması Rusya adayının kesin olarak Erdoğan olduğudur. Amerika Birleşik Devletleri Er. Türklerden bana ne, ne hali varsa görsünler derse yani Putin'in Tayyip Erdoğan'ın desteğine razı olur ve seçilmesinin önü açarlarsa seçim sonucu bugünden bellidir. Seçim bugünden bitmiş demektir. Çünkü açık konuşacağım Tayyip Erdoğan maalesef yine seçilecektir. Hayır Amerika Birleşik Devletleri buna rıza göstermez ve Tayyip Erdoğan'a karşı harekete geçerse işte o zaman işler değişebilir. Evet, Türkiye'deki seçimin kaderi artık dış dinamiklere endekslenmiştir. Söylemek istediğim Amerika Birleşik Devletleri isterse Erdoğan'ı Halkbank, Sezgin Baran Korkmaz ve mal varlığı dosyalarıyla vurabilir ve de seçilmesini engelleyebilir. Bunun dışında mevcut tabloda Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı yani iş dinamiklerle ifade ettim sonuç almak mümkün olmayacaktır. Öyle çünkü Tayyip Erdoğan henüz harekete bile geçmedi. Göreceksiniz seçime birkaç ay kala Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin yolsuzlukları ve de telefon kayıtlarını bile saçacaklar. Yani yolsuzluk kartı muhalefetin elinden bu şekilde alınacak. Yerli arabadan milli uçağa, TOKİ evlerinden ücretlilere yapılacak zamlara kadar daha onlarca ses bombaları patlatılıp algılar yaratılacak. En önemlisi Kemal Kılıçdaroğlu'nun Alevi Kürt adayı olduğu sürekli dillendirilip HDP-CHP ilişkisi de somut verilerle ortaya serilecek. Şunu da ilave edeyim, HDP'de Cumhuriyet Halk Partisi için çantada keklik filan değil, tam tersine göreceksiniz. HDP seçim sürecinde türlü pazarlıklar yapacak ve bakanlık bile talep edecek. Velev ki böyle bir şey istemese, böyle bir şey olmasa bile emin olun bunlar yine yazılıp çizilecek ve kamu oyunda medyada PKK'lı bakanlar geliyor, fırtınaları estirilip algılar yaratılacak. Bu olunca da Tayyip Erdoğan yüle oynaya seçimi alacak. Zira Bizim milletin önceliği ekmek değil vatandır ki Kemal Kılıçdaroğlu 75 yaşına geldi hala bunu nasıl öğrenemedi anlayamıyorum. Belki de öğrendi de hayatımın son şansı diyerek kumar oynamak istiyor lakin böyle bir şey ülkeye kastetmek olacak. Bakın tekrar tekrar söylüyorum. Eğer tek seçici ben olsam Banko adayım Kemal Kılıçdaroğlu olurdu. Zira ona çok layık biri donanımı tam namuslu şerefli bir adam ancak seçici olan kimlikler üzerinden oy kullanan Türk seçmeni. Tayyip Erdoğan karşısında kazanmanın tek yolu ilk turda sonuç almaktır. İkinci tura kalınırsa ve Kemal Kılıçdaroğlu'yla Erdoğan baş başa kalırsa hiç kuşkunuz olmasın. Enflasyon sebebiyle Tayyip Bey'e kızan ve ilk turda sandığa bile gitmeyecek olan kararsız seçmenler bile sandığa koşacak ve Erdoğan'a oy verecek. Bir başka boyut Dünya konjonktürü ortadadır ve sağa kayıyor. Yani ülkeler ve insanlar zor zamanlarda yerel değerleri öne çıkarıyor ki işte İtalya'da Mussolini taraftarları iktidardadır. Noktalarken daha fazla kişiye ulaşmak için videolarımı dostlarınızla paylaşın ve lütfen beğeni butonuna basın.